Tokat'ın evrimi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izledim. Tabii hadisenin öncesine ve sonrasına ilişkin ayrıntılı bir görüntü yok. Kırpılan görüntülerle ilk etapta mevzuya muttali olduk. Türkiye'nin konuştuğu, tartıştığı sosyal medyanın birinci gündemi bu olmuşken ırak kalınmaz. Vasiyeti taraflardan da yansıyan bir beyan ilk etapta olmayınca hüküm çok çabuk verildi. Ki görüntüleri izleyen herkeste oluşan genel kanı, intiba ve verilen hüküm kabul edilemez karinesi içerisinde linç girişimine neden oldu. Olmaması mümkün mü? Ulu orta yerde bir antrenör sporcusuna tokat atıp yürüyor. Ben bile aynı safta kaldım ki sosyal medyadaki vahşi linçlere gares, kin, öfke ve hizipleşme gibi kendini adaletin, yargıçların, hükümetin yerine koyan anlayışa tepki gösteren biri olmama rağmen hak etti dedim. Şöyle ki, Türkiye Gençler Tekvando seçmeleri Diyarbakır'da da yapılmış. Sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele edip derece almak istiyor. Yani seçmelerde başarı gösterip turnuvalara katılabilme hakkını elde etmek için canlarını dişlerine katmış, var güçleriyle çabalıyorlar. O sporculardan biri de İrem Pala isimli genç bir bayan sporcu. Tecrübeli ve derecesi olan bir kızımız. Şanssızlık mı, başka bir neden mi bilinmez. İrem Pala Minder'deki rakibine yeniliyor. Kaybettiği için de seçmelerden eleniyor. İşte bu psikolojik atmosfer içerisinde üzüntülü halini pik yaptığı esnada görüntülere yansıyan şekliyle antrenörü Orhan Baytekin kızımıza okkalı bir tokat indiriyor. Feci ve acıtan bir silleyle. İşte bu ana ait görüntünün kamuoyundaki yansıması yukarıda da aktardığım gibi linç oldu. O antrenör Baytekin istenilmeyen adam ilan edildi. Federasyon tarafından üzeri çizildi. İş aktif feshedildi. Seçmelerden, turnuvalardan, şampiyonlardan el çektirildi. Sosyal medya, yazılı ve görsel basında binlerce lince zılgıtını yiyerek antrenörlük kariyerinde derin yara aldı Baytekin. Denir ya, olan oldu, linci yedi, kariyer yerle yeksan oldu, işinden aşından oldu. Peki sonrasında neler yaşandı? Tabii her zamanki gibi yaşananları kamufle edip olayın kahramanları sahneye sürüldü. İrem Pala ailesiyle birlikte sporcu arkadaşları ve antrenör Baytekin kameraların karşısına geçti. Ve onlar konuştu. Tepki dozajını düşürmek, hocayı da masumiyet karinesinde tutmak adına gayretler sergilendi. Çıkan tablo onlara göre meğer ki her şey göründüğü gibi değilmiş. Bir tokat var ama o tokat yenilginin, kaybetmenin değil, sakinleşme adına atıldı. Olayın kahramanları ısrarla şiddet yok diyor. Ama görüntüler, ifadeleri çelişkili kılıyor. Neyse önce o okkalı tokadı yiyen sporcu İrem konuşuyor. Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar. Maçı kaybettim, stresliydim. Antrenörüme, hocam bana bir tokat atmasanız kendime gelemem dedim. Olayda hiçbir şiddet yok. Videoda hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bugün ben ve arkadaşlarım hepimiz antrenörümüzün yanındayız. İrem'in babası Murat Palay ise olaya tepkili antrenörü sahipleniyor. Kızım 10 senedir hocasının yanındadır. Bu bir komplodur. Bu komploya karşı da ben de davacıyım. Antrenör Orhan Baytekin ise atılan tokatla alakasının olmadığı, sporcu İrem'in ısrarları sonucu tokatı attığını söylüyor. Nasıl bir hali ruhiyet ki hocam bana bir tokat at da kendime geleyim. Baytekin böyle diyor. İrem dedi ki hocam ben şoktayım. Bana bir tokat at. Ben de tokat attım ama gülerek tokat attım. Baytekin bir de Aile Bakanlığı'na ve diğer resmi kurumlara da tavır yapıyor. Dediği şu, o benim özel yetiştirdiğim sporcum. Benim işime son verildi. Ayın 26'sında Muğla'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcumla katılmam gerekirken şu anda maça gidemiyorum. Peki tüm bu gelişmelerden çıkarılacak ders nedir diye sorsanız. Bendeki çıkarım şu oldu. Kızım, ailesi ve diğer sporcu arkadaşları antrenörü temize çıkarmaya çalışan bir organizasyonla kameraların karşısına çıkardı. Kim inanır bilmem ama velakin sosyal medyaya yansıyan o görüntülerin verdiği dersi ibret şudur. 1. Günlük hayat içerisinde masum, mülayim, sevgi gösteren hal ve hareket sosyal medyada anında büyük bir evrim geçirerek en salim, en şirretli, en sevgisiz ortam olarak bombalanıyor. 2. Günlük hayat içerisinde en insani, rahmani ve şefkatli duygu ile tavrın sosyal medya alanına yansımasıyla evrim geçiriyor. Güya en cani, en barbar, en merhametsiz kişi olarak ilan edilip linç edilebiliyor.
3. Günlük hayat içerisinde kişilik yoksunu, kekremsi, sevimsiz, şuursuz ve fütursuzcu haller içerisinde olan kişi, sosyal medyada bir anda evrim geçirtilerek, ponçiz bir libas giydirilerek sevecen kılınıyor. 4. Günlük hayat içerisinde bir kez daha kimseye fiske atmamış, karıncayı bile ezmemiş, kalbi ve vicdani ulvi değerlerle atan kişi, sosyal medyada evrim geçirtilerek yeryüzünün en asi insanı hale getirilebiliyor. 5. Günlük hayat içerisinde çarşıda pazarda merak saykasıyla mertliği bozan, niyeti kötüleştiren, şeytani duyguları kaparsan cep telefonunuzda çektiğiniz görüntü sosyal medyada dehşetli bir evrim geçirtilerek yedi düveli linç ettirir. Velhasıl kelam. Bir kez daha gördük ki sosyal medyanın diline düşmeye gör, düştürme iflah olunmaz. Çünkü sosyal medya göründükleri gibi görünmeyen, görüldüğü gibi olmayanların dünyası ve evrilme makinesi olmuş durumda. Onun için sessiz olun, hal ve hareketlerinize dikkat çekin, kameralı cep telefonunun icadı ile birlikte hiçbir ortamın mahremiyeti kalmamıştır, yoktur da. Kulağınıza küpe, sizce? Müjdeler olsun. Ama ne müjde? Çok yazdık, çok söyledik, ithaflarımız çok oldu. Ama elden ne gelir? Bir kere 3 maymun kodunu karakter yapmışlarımız var. Ne dersen de kütük misali. Müjdem o ki şehir hastanesi müteahhidinin fiyat operasyonuna ilişkin tasfiye işlemi kabul edildi. İhale iptal, inşaat durdu, amele paydos denildi. Peki şimdi ne olacak? Eğer ki teamüllerde bir arızayı durum hasıl edilmezse, siyasal iktidar hastane yapımında bir geri adım düşünmezse. 6 ay içerisinde şehir hastanesi ihalesi yeniden yapılacak. Yok eğer proje ve ihale sürecindeki gibi bir hali duruma mail verilerek para yok, ekonomik kriz var denilirse işte o zaman da bir başka bahara şarkısını mırıldanacağız. Okur dostun yazdı. 19 Mayıs'ta Diyarbakır'a özgü kaleme aldığım yazı. Tat yok arkadaş başlık mevzuya sosyal medya üzerinde müdavim okur dostum İhsan Yaşa paylaşım yapmış. Yüreğine sağlık başlıklı yazıyı paylaşmak istiyorum. Biz neye vurgu yaptık, o nasıl bir yorum yaptı, neden başlığına yüreğine sağlık kelimesini kullandı? Yüreğine sağlık, hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Algı operasyonlarıyla yapılan hukuksuzluğun, yolsuzlukların ve israfın üstünü kimse kapatamaz. Neredeyse Diyarbakır'a atanan her vali, reis git Diyarbakır'ı düzelt dedi diyerek kendini laüsel görüyor. Tribünleri oynamakla, propaganda, hamaset yapmakla hakikatlerin üstünü kimse örtemez. Palmiye israfı başta olmak üzere şehirde yapılan israfın haddi hesabı yokken Diyarbakır'da insan yokmuş gibi dışarıdan kafa kol ilişkisiyle birileri getirilip memur, şube müdürü, daire başkanı vesaire. Nasıl yapıldığını bilenler biliyor. Biz Sayın Vali gitti diye arkasından yazmıyoruz. Burada vazifesi başındayken de yazdık. Makamında, huzurunda da bildiğimizi söyledik. Algı operasyonlarıyla hakikatlerin üstünü örtmeye çalışmak, keremke, serseri serçava demekle olmuyor. Yazık, evet hem de çok yazık. Size güvenip sizi buraya gönderen siyasi iradenin bunca emeğine yazık. Vatandaşın verdiği vergileri bu kadar keyfi, plansız ve hesapsız har vurup harman savurmak yazık. Eğer bu ülkede adalet varsa, ki artık olduğundan hepimiz şüpheliyiz, yapanın her yaptığı yanına kar kalmamalı diye umut etmek istiyorum. Günün sözü, ruhları zikir, sonra fikir korur, nefis esir alınırsa beden korunur.